Abone tarafından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Olemak BCH 500T motor tırpanın kutu açılımını, kurulumunu ve kısaca özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan önceki model BCH 50T idi. BCH 50T'nin artık üretimi durdu. Euro 2 egzoz emisyon standartına sahip olduğu için arkadaşlar. Onun yerine kodlama ile birlikte değişikliğe gidildi. Ne oldu? BCH 50T BCH 500T olarak Euro 5 motorlu geliyor arkadaşlar. Yanına bir sıfır eklenerek Euro 5 olduğunu çok rahat anlaşılıyor arkadaşlar. Motor gücü zaten 753'ün Çin'de üretilen versiyonu olarak düşünelim. 753 ile aynı şekilde 2.8 beygir, 2.1 kW'da motor gücüne sahip arkadaşlar. Ve kutu açılımını yapalım. Ben kısaca teknik detaylarına da yer verelim. Kutu içeriğinden neler çıkıyor? Onları da birlikte gözlemleyelim. BCH 50T'de tek farkı egzoz farkı arkadaşlar. Yani daha önceden BCH 50 alan ya da işte kutu içeriği videosu izleyen arkadaşlar neler olduğunu çok rahat bilirler. Şekilde poşetimiz çıkıyor arkadaşlar. Bir sene koruyucu siperlik. Daha sonra etiketin nasıl yapıştırılacağına dair markalama etiketi. Onun burada görseli mevcut kağıtta. Yağ ölçüm kabı çıkıyor. Daha sonra Tapco misine kafası çıkıyor arkadaşlar. Bir de buca anahtarlarına sahip. Aynen burada takım taklavat anahtarları. Bunu buraya koyalım. Daha sonra BCH 40T'den ya da 400T'den ayrıcı bir özelliği arkadaşlar. BCH 50T, 500T ya da 50 alüminyum modelinde ki sırtlık askı Olemak 753, 755, işte BCF 530, BCF 550, BC 550 pardon motor tırpanların askıların birebir aynısı çıkıyor arkadaşlar. Sırt koruması, sırt desteği şu şekilde sert, girintili çıkıntılı bir form vermişler. Gayet güzel, konforlu bir askılık arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Daha sonra bu 500T modelinde arkadaşlar bisiklet kol çift parça olarak çıkıyor. BCH 50T alüminyum modelinde ise tek kol olarak geliyordu. Bu modelde şu an 500T modelinde alüminyum kollu bisiklet kolu çıkmıyor arkadaşlar. İlerleyen zamanda büyük bir ihtimal ona da yer verirler diye düşünüyorum. Kutu içerisinden kullanım kitapçı çıkıyor ve burada dediğim bahsettiğim markalama ve modelin etiketi var. Bunu şaftın üzerine yapıştıracağız. Şuraya koydum. Kullanım kitapçını muhakkak okuyun. Okumadan geçmeyin. Çünkü makineyi nasıl kullanacağınıza yer veriyor burada. Hata yapmanızın önüne geçersiniz. Ve motor tırpanı ilk defa kullanacaksanız herhangi bir noktadan aldıysanız size kurulu çalıştırılır vaziyette vermiyorlarsa bir yetkili en yakın yetkili servise giderek motor tırpanınızı kurdurun ve nasıl kullanılacağını püf noktalarını öğrenin arkadaşlar. En azından bu size avantaj sağlayacak. Şu şekilde kartonumuz çıktı arkadaşlar. Bunu şimdi bunun içerisine atacağız. Ve motorumuz burada. Gaz teli ve stok kolu üzerinden montajı geliyor. Üstü bıçağımız burada arkadaşlar. Kutu içerisinden üstü bıçak çıkıyor. Bunu da belirtelim. Şaft aksamı da burada. Motorlu tırpanın kurulumuna geçeceğim arkadaşlar. Şu askılığı ve kullanım kitapçını ambalaj içerisine atıyorum. Şekilde şaft aksamımız komplece çıkıyor. Şimdi hazır şaft aksamını açmışken 32 mm şaft borusu kalınlığı var arkadaşlar. 753'te de 755'te de aynı şekildeydi. Haliyle buradaki ölçüyü
korumuşlar arkadaşlar. Sadece bahsettiğim gibi Balata Kovanı Parkı var. İşte Rediktör'ün parkı var. Bunun sebebi işte üretimi Çin'e geçmesi. Burada maliyetleri düşürmek adına işte atıyorum ülkemizdeki maliyetleri çok yüksek olduğundan ve taleplerin hani artık farklı yönlere kaymasından dolayı büyük dünya devleri de ister istemez yavaş yavaş Çin üretimine geçiyorlar arkadaşlar. Artık ilerleyen zamanda birçok markadaki üretim Çin'e kayacak diye düşünüyorum açıkçası. Tabii bazı firmalar tamamen kendi ürettiği ülkelerin yani direkt kendi ülkelerinin üretimlerine devam ediyorlar. Bu da bir gerçek. Buradaki köpük malzemeleri alıyoruz arkadaşlar. Hemen şöylece motorun balata yapısından bahsedeyim. Tek yaylı şekilde bir balatası var. Üzerinde kaplaması var arkadaşlar. Hava filtresi burada. Kağıt hava filtresine sahip kağıt hava filtresi burada 10 saatte bir temizliğini yapmanıza yani yapmanızı söyleyen, belirten bir kabartma var arkadaşlar. Buna muhakkak uyun. 10 saatte bir çalışmadan sonra temizleyip kuru havayla temizleyebilirsiniz ya da yere vurarak temizleyebilirsiniz. Bujisi burada arkadaşlar. Bujisini şuradaki vidayı sökerek bunu geriye doğru kaydırıyorsunuz ve o şekilde çıkıyor. Plastik buji kepi falan aşağıda. Buna dikkat edin. Yani şimdi video uzamasın diye pek hani detaylı girmeyeceğim. Egzozu bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Euro 5 egzozu. İçerisinde katalizör tarzı bir malzeme var arkadaşlar. Buradaki karbondioksitleri çevreye salınımını daha az veriyor. Bu yakıt diyorum, ateşleme sistemine de yansıyor tabii ki. Starteri çift yaylı. Şu şekilde görüyorsunuz bak. Kolay çekilebilir. Depo kapağı. Böyle burada depo tahliyesi var arkadaşlar havalandırması. Buradan çok fazla sıkmanıza gerek yok depo kapağını. Şu şekilde. Bunu hafif sıkıyorsunuz. Buradan sızdırma yapabiliyor bazı zamanlarda. Bu çok doldurduğunuz için olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani kapak kaçırıyor diye fazla fazla sıkıp da kapakları kırmayın. Genel olarak birçok markada, herhangi marka, burada marka ayırtmaksızın söylüyorum bunu. Bu sebepten dolayı kırıyorlar. Depo hacmi arkadaşlar 1.1 litre. Yani 1100 cm3, yani 1100 cc'lik bir yakıt deposu hacmine sahip arkadaşlar. 50.9 cm3'te silindir hacmi var arkadaşlar. Biraz ezberliyoruz bunları. Aklımızda, şimdi kafamızda farklı şeyler oluyor. Karışıklık olmasın diye. Yani söylediğim veriler belli. 2.8 zaten bunu biliyoruz. 50.9 cm3 o da doğru. Bisiklet kolumuz da doğru. 1.1 litre depo hacminden bahsettik. 8.3 kilo toplam ağırlığı var motorlu tırpanımızın arkadaşlar. 32 milim olduğunu belirtmiştik. Çift sekman pistona sahip arkadaşlar. Diğer vaziyette kurulumuna geçiyorum. En son motorun üzerine montajlayacağım. Bu şekilde böyle geçelim. Şu kısımda yapalım. Kurulumu. Şimdi ölçeğimiz de ambalajın içerisinden düştü. Onu da içerisine atıyorum. Kullanacağınız yağlar Euro 5 motorlarda muhakkak orijinal yağlar olsun arkadaşlar. Muhakkak ki piyasa malı yağlar kullananlar olacak ama bunlar egzozun tıkanmasına sebep olacak ve bu da sizin ilerleyen zamanda bütçenize ek bir gider olarak yansıyacak arkadaşlar. Kesinlikle es geçmeyin. Hemen koruyucu ot koruma siperci takacağım arkadaşlar. 4 tane vida ile takılıyor. Yıldız tornavidalı. Küçük bir işlem var. Ama maalesef ki ambalaj içerisinden çıkan takımlarda yıldız tornavidalı bir şey yok.
Burasını sektik. Hemen diğer aksamlarına gelelim. Bıçağı nasıl takılacağını, ben şimdi motorları montajladığımda rafıma asıyorken bıçak ile asıyorum arkadaşlar. Çünkü pullarını falan hani ayrı poşette olmasını istemiyorum. Askılığını falan misine kafasını takıyorum. Zaten müşteriye teslim anında özellikle nasıl kullanacağını gösteriyoruz. Müşteri ekstra benim acelem var deyip de ya da kolide istiyorum demediği sürece her türlü biz makineyi çalıştırıp zaten teslim ediyoruz arkadaşlar. Bizden alışveriş yapan birçok kişi de, videolarımızı izleyen ve buradan gelip alışveriş yapan, yakınlarda olan, hatta İstanbul'un Avrupa yakasından gelen arkadaşlarımız oluyor sağ olsunlar. Ondan dolayı bizi bilenler muhakkak makineyi ya da ne satın alıyorsa çalıştırmadan teslim etmediğimizi biliyorlar. Özellikle müşteri ben kutulu vaziyette istiyorum demez ise. O da çok nadir. Yani 100 tane makinede 2 kişi de falan. Böyle denk geliyor. İçerisinden çıkan Allian 4, Allian 5 anahtarı var arkadaşlar. Bir de buji anahtarı. Allian 4 ile şuradaki delikten, evet, şurada kilitliyorsunuz. Ters diştir arkadaşlar, sıkma yönüne doğru. Somun gevşer. Evet, bunlar bıçak pulları. Üzerinde bulunan, şunlar tamamen bıçakla alakalı. Misine kafasının da nasıl montajlandığını size iyi kötü bu şekilde göstereyim. Şu kilitleme pulumuz, buraya ne takılırsa takılsın, hangi aparat montajlanacaksa montajlansın, bu parça burada olacak arkadaşlar. Aynen doğru takıyorsunuz. Yoksa misine kafasını takarsınız çıkmaz. Misine kafasının üzerinde şurada bir plastik parça var arkadaşlar. Bakın bunu buraya oturttukları için çıkmıyor. Bu misine kafasında şuraya takıyorsunuz. Ot bu kısma girip de sarmasın diye, dişliği ısındırmasın diye böyle bir çözüm bulmuş Olamak markası arkadaşlar. Bunu bıçakta kullanmıyorsunuz. Sadece misine kafasında. Buraya denk getirdiğiniz vakit şöyle. Daha sonra misine kafasını sıkır. Böyle oturuyor. Misine kafasını bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Burada kesici bıçağı var zaten. Bunu şu an yere söktüm. Bıçağı takacağım için. Kutu içerisinden üçlü bıçak çıkıyor. Haliyle bunun tersi düzü yok arkadaşlar. Sadece daire terslerine de dikkat ediyorsunuz. Biraz yaklaş istersen. Şuradaki konuma dikkat edin arkadaşlar. Takarken bu böyle kayabiliyor. Balans yaptırıyor. Şap borusunu kırdırıyor. Muhakkak dikkatlice takın. Bıçak üst pulu. Somun koruma ve somunu. Gayet güzel bir şekilde sıkın arkadaşlar. Ve aynen doğrumuzu alıyoruz. Şundan bahsedeyim, biraz yaklaş. Şuradaki tozluk diye adlandırılan şu misineyi kesecek bıçağın olduğu kısmı, üçlü bıçak ya da daire tersleri kullanıyorken bunu söküyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir tane vidası var şu kısımda. Bunu söküp tırnaklara basıp söküyorsunuz ki yere daha rahat yaklaşabilsin diye. Ama bazı bıçak üreticileri artık bombeli, yani konik bir bıçak yapmışlar. Haliyle yere daha fazla yaklaşsın, sizin daha konforlu kesim yapabilmenizi sağlamak adına. Ben hani bunları haricen ayrı ayrı poşetlere tutmamak adına bu şekilde montajlıyorum. Zaten müşteriye gösteriyoruz. Bundan bahsettiğim gres yağıyla benzine karıştırılacak yağdan da bahsedeyim arkadaşlar. Hemen şu şekilde kenara koydum. Geliyorum hemen diğer gres yağına. Veta markasının şu şekilde gres yağları var arkadaşlar. Tüp, normal gres, dayanıklı gres yağlarını bu ambalajlara doldurulup yağlama yapılmasını sağlamak arkadaşlar. Şuradaki, yaklaş istersen, çok fazla da yanaşma. Şuradaki yıldız sonu vidalı civatayı çıkartıp bunu sürekli her kullanımda işe başlamadan önce yağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu rediktör kısmı şöyle göstereyim. Şu kısmın
bozulmasının tek sebebi bu. Dişliler kolay kolay bozulmaz. Yağsızlıktan bozuluyor. Bunu da sık sık kullanın. Biz bu yağları motoru sattığımız zaman yanlarında veriyoruz hediye olarak. Ama kullanıcılar buna dikkat etmiyor. Ya bunu ne için kullanacaktık diye getirenler bile oluyor daha sonra da. Ama kafa bozulduktan sonra. Tabii kısa sürede bozulmuyor ama uzun vadede bozulup başınıza iş açabiliyorsunuz. Ekstra bir maliyet demek bu sizin için arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu motorlu tırpanda Euro 5 motorlarda kullanmanız gereken Olemak'ın Eurosint 2 Evo mavi yağını kullanacaksınız arkadaşlar. Tabii ki diğer markaların yağlarını da kullanabilirsiniz ama her zaman her marka kendi yağının kullanılmasını istemekte. Neden dolayı? Çünkü kendi motorlu motorlarına göre, motor teknolojilerine göre yağ ürettiriyorlar. Bundan dolayı bu motorda da Euro 5 motorlarda da Olemak'ın mavi yağını kullanacaksınız. Renge takılmayın. Mavi diyorum ama yani aslında Eurosint 2 Evo modeli arkadaşlar. Çünkü renklendirmeyi çok rahat yapıyorlar. Bu yağlar şeffaf vaziyette. Rengi kap, istediğin rengi çıkar. Mor yap, sarı yap. Çünkü piyasada bu tarz yağ dolandırıcılığı çok. Bunu da özellikle ayrıca bir ara tarif etmek istiyorum. Hemen hazır buradayken şu şekilde markamızı üzerine yapıştıralım. Şöyle 3 tepe noktasından başlayarak parmağınızla çok rahat kabarcık bıraktırmadan montajını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen misine kafasıyla bu poşetlerimizle alalım fazlalıkları ve geçelim diğer montajlanacak kısımlara. Şu yağımızı alalım kenara. Şimdi motoru montajlarken bir masa üzerine, tabii kolay olmuyor, kısa bir masa. Daha uzun masalarda da yer kapladığı için sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizim emekler masamız bu. Bunu bu şekilde yukarıya kaldırdığımızda buraları alıp montajlayabilirsiniz. Bu böyle dikine çok rahat durmadı. Hemen ayarlar içinde takalım. Kendi içerisinden çıkan anahtarlarla da çok güzel bu montajı yapabilirsiniz ama hani video uzun zaman alıyor diye bu şekilde matkaplarla yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi çok asıl basın makine darbeyi almıyorum. O yüzden ilk kademede bıraktırıyorum. Montajını siz de yapabilirsiniz. Aslında çok zorda kalırsınız diye, kalırsanız diye bu videoları çekiyoruz ama her zaman yetkili servise götürüp kurdurmanıza avantaj var. Hani nakliye esnasında hasar almış olabilir, herhangi bir sıkıntı olabilir, üretim hatası çıkabilir. Yani her şey olabilir. Bundan dolayı ne kadar serviste kurulum yaptırırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Bu sizin avantajınız olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra geçiyorsunuz şaft borusunun montajına. Allen 4 anahtarıyla bu kısmı gevşetin. Şu kadar gevşemesi yeterli. Kavze sağ kısmı tam şurada ortaya denk gelecek şekilde getiriyorsunuz. BCH 50T AL modelinde arkadaşlar. Bu tek parça. 753'lerin üzerindeki bulunan bisiklet kol gibi
Ama BCH 500T'de buna yer vermemişler. İlerleyen zamanda olacak inşallah. Şuradaki dengeyi de ayarladıktan sonra derece ayarla yapın arkadaşlar. Bileğinizi yormasın. Sağlık açısından pek iyi olmaz. Çok yorulur. Mesela bunlar yatık vaziyette kullanım yapan müşteriler var. Getiriyorlar. Hani bu bilinçsizce kurulum halinden olduğundan dolayı işte servislerin de önemi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Muhakkak servislerde götürün. Kurulum yaptırın. Hani bizler de siz en azından işinizi kolaylaştırmak adına bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Artık tamir videoları pek fazla çekmiyorum. Kurulumla devam edeceğim. Çünkü bu işten anlayan anlamayan bizim gibi arkadaşların videolarını izleyerek tamirci moduna geçiyorlar. Ve çok büyük hasarlar verebiliyorlar motorlu testerelere ya da motorlu ürünlere, bu sektörün ürünlerine. Ne oluyor? İşte hem para kazanmaya çalışanlar var. Ya kimse yanlış anlamasın. Tabii ki herkes yani el emeğini karşılığını alacak ama bir emek ya da bir çaba harcamadan videoya bakarak da kimse usta olamaz. Ben babamın yanında çocukluğumdan beri yani 90'lı yıllardan bu yana zaten babamlar bu işi yapıyor. Ve babamın yanında kendi isteğimle öğrendim ki öğrenmediğim yani öğrenemediğim ya da bilmediğim belki birçok şey vardır halen de. Ki şöyle birkaç sene çalışıp da ben usta oldum deyip piyasaya çıkan çok insan var. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Yazık olan şey sizin paranız ya da ürününüz. Buradaki çıkan kelepçeyi de şu şekilde montajlayabilirsiniz arkadaşlar. Tel gergin olmayacak. Bu şekilde görüyorsunuz. Bas çek butona sahip arkadaşlar. Şurada. Hatta bunu da çıkartacağım. Şu şekilde göstereyim. Gaz tetiği de burada. Gaz kurum. Yani gazı kurmak isterseniz buradan tetiğe basıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Gazı kurulmuş vaziyette oluyor. Bu motorlu tırpanımızı da bu şekilde kurduk arkadaşlar. Teknik bilgilerine yer verdik. Montajının nasıl yapıldığını gösterdik. Kutu içeriğinden neler çıkıyor bunlara. Bunlardan bahsettik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma da yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.